Murat Çevik telefon attığımızda hemen diğer telefonumuzu alalım. Alo. Merhabalar. Merhabalar Murat Bey, buyurun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Böbrek yetmezliği, diyalize giren insanlara ne tavsiye ediyor hocam? Ha, böbrek yetmezliği ile ilgili yolda Böbrek gelirken, yetmezliği yaşayan diyaliz hastaları. evet, böbrek yetmezliği için yolda gelirken arabayı durdurdum. Dedim ki gence, bizim yani elemana, şu ağacın dalını al gel bakayım dedim. Neymiş dedi? Bu huş. Huş yaprağı idrar yolları enfeksiyonuna karşı en etkili bitkilerden biridir. Huş yaprağı. Bu böbrekleri temizler, arıtır. Klinik araştırmalarla belgelenmiştir bunun etkisi. Huş yaprağı. Bir de bu altın başak otu. Bu böbrekteki taş, kum, iltihabı yok eder. Bununla ilgili birçok ülkede klinik araştırmalar yapılmış, belgelenmiştir. Şimdi kişi eğer ki kronik böbrek yetmezliğine yakalanmışsa, kreatini, üresi vesaire yükselmişse, eğer ki tansiyon, kolesterol, diyabet hapı uzun süre kullanmadıysa tedavisi mümkün. İltihap, taş, kum, kist vesaireden dolayı böbreklerinde problem varsa tedavisi kolay. 6 hafta, 7 hafta, en fazla 3 ay. Fakat bazı insanlar diyor ki ya günde bir tane tansiyon hap alıyorum veya bir tane diyabet hap alıyorum veya bir kolesterol hap alıyorum diye önemsemiyor. Fakat sürekli alınan tansiyon, diyabet ve kolesterol hapları böbrekleri çürütüyor. Kimyasal haplar böbrekleri çürütüyor. Karaciğeri yağlanmasına sebep oluyor. Böbrekleri büzülmemiş, küçülmemişse tedavisi mümkün. Küçülmemişse. Tabii siz sadece bu bitkiler değil, bu bitkilerle birlikte Tabii. bileşenleri, yani bir takım Tabii. diğer bitkilerle birleştirip de bir Formül haline takım getirdik. formül haline getirip Mesela huş hazırlıyorsunuz. forte diye çok özel bir ürünümüz var. Böbrek yetmezliğine Peki, karşı. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz bu arada Gaziantep'ten arayan. Evet. Mesela diyalize giren Evet. bir beyefendi 4 aydır diyalize giriyor. Beni aradı, dedi ki İbrahim Bey, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, çünkü böbrekleri kanı süzmüyor. İşini bırakmış, iş yerini satmış, hayata küsmüş. Hiç problem değil dedim. Uzun süre kimyasal ilaç kullanmadıysanız tedavisi mümkün. Ne yaptı? Bizim ürünleri 2 ay kullandıktan sonra doktoruna gitti. Doktoruna demiş ki benim değerlerim düzeldi. Kreatini 6.5'ten yani 6.5'tan 2.13'e düşmüştü. Tansiyonu, kolesterol, şekeri normala döndü. Doktoru demiş ki aa çok güzel değerlerin ama yine de 2 ay daha devam et. 4 ay sonra diyalizden kurtuldu. Diyalizden dahi kurtulan hastalar var. Var. Var tabii. Çok iyi o zaman. Mesela Samatya'da bir hanımefendi safra kesesi ameliyat olmuş. Ameliyat sırasında kanda dolaşan pıhtı aniden böbrekleri tıkamış. Böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron denen süzgeç hücre var. Tıkandığı zaman mantı makarna süzdüğümüz süzgeçe benzetelim. Tıkandığı zaman ne olur? Süzmez. Kadıncağız ödem oluşmuş, kilo almaya başlamış. Doktorlara demiş ki hemen diyalize gireceksin. Hayır demiş. Diyalize girersem böbreklerim iflas eder. Ben diyalize girmek istemiyorum demiş. Karnından sürekli sıvı alıyorlar. Buna rağmen kadıncağız ödem oluşmuş, yavaş yavaş şişmeye başlamış. 68 kiloya gelen bayan 130 kiloya çıkmış. Doktorlara diyalize gireceksin diyor. O da girmem diyor. Girersin, girmezsin. Sonunda çocukları geldiler bana. Dedim ki problem değil. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullanmadıysa, böbrek çürümediyse tedavi olur. Aldılar, kullandılar. Yavaş yavaş 2-3 gün sonra idrar çıkmaya başladı. 3 hafta sonra eve gönderdiler. 3 ay sonra 130 kilodan tekrar 68 kiloya indi. 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 Abi çok hızlı bir tabii zayıflama değil mi? O ödem, ödem. 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 Artık. Yani kilo değil. Ödem oluşuyor. Vücut Anladım. atamıyor sıvıyı. Samatya'da kendisi, kızı orada Sokak Çocukları ve Şizofren Hastalar Derneği'nin başkanı. Samatya'da.